selamı selamet üzerimiz olsun. Bereketi, rahmeti de üzerimiz olsun. İnşallah. Rabbim rızasına muvaffak amellerle cümlemizi seçiyor buyursun. Evet, beşeri kusurlarımızı affetsin. Zaten biz müsait yaratıldık ama şımararak demiyorum bunu. Allah'ın affet deryasına sığınıyoruz. Huya tavvel kuyuf, medet ya Rahman Rahimin, medet ya Ekremel Ekremin, medet ya İlahel Alemin. Destur ya Adem Safiullah, destur ya Hanım Şekilullah, destur ya İbrahim Hayrullah, destur ya Musa Kerimullah, destur ya İsa Ruhullah, destur Muhammed Mustafa Habibullah, destur cümle Peygamber Anzal Maraklı İkram Hazaratı, destur ya Sahib El Meydan, Rıza Endillahil Fatiha ve As-Salavat. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamd ve başlarım sözlerine aciz, naçiz. Ahir zaman Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine selatü selam olsun, âli eshabına da selam olsun, ahbabına da selam olsun. Azim-i itirafla derim ki Rabbi şirahli sadrı ve esrülemül vehlulup sadrı misani yefkâhı kavli ve ühevvül emri illallah inallah basirin bil ibad sadallahu razim. Muhterem cemaat, bayramımız mübarek olsun. Tebrik ederim, cemaatim bayramımızdır. Hatta Ramazan bayramı, Kurban bayramında efsal buyuruldu hadis-i şerifte. Ama her hafta geldiği için belki kıymetini idrak edemeyen kişiler çok tabii. Allah kusurumu da affetsin. Demek ki müftülüğün emri var ki Diyanet'in yahut memurlar onun içine faydası ediyor. Beş geçer falan namazı öyle okunsun azan. Hayli arada mesafe var tabii. Takvime göre gelenler evet yanılıyorlar. Cemaatin gelmesini istenir tabii, arzu edilir. Cuma zamanı geçmiyor. İkinci vakit gelene kadar bir vaktin zamanı geçmez. Şerifim öyle. Ama vaktinde kılınan namaz tabii evladır. Bunlar tespit edilmiş. Takvimlerimizde dakikası dakikası da ifadesini buluyor. Yani zamanın inkişafına ayak uydurmak için hadis aramamak gerekli. Yahut filanca şöyle hüküm var. Hayır. Biz Allah'ın kanunları her zaman geçerlidir, boynumuz eğridir. Allah ayırmasın buyruklarından da. İşte oradasın, oradaydı diyemiyorum demiş. Hani? Ne bırak? Doğrudur, İslam anlatıyorsunuz.
Haddim değil lan onlarla sataşmak. Ama haddim değil ama susamıyorum da niye arayayım? Sanıyorum da. Niçin dünyayı birbirine düşman ettiniz? Allah mı böyle emretti? Allah mı dedi bütün insanlar kafir, gavur, bir tek siz Müslümansınız? Allah mı dedi artık o peygamberden şeriatları iptal olmuştur? En son gelen şeriata tabi olmak mutlaktır. Öyle bir şey mi? Hala bunu yürütmek için 40 liradan su getiriyorlar. Ahmet'in manasını hani Bektaşi demiş ki Zeynep vurur Bektaşi subaşı. Bektaşi'nin kıçına affedersin. Gülmüş, niye gülüyorsun demiş. Ya, ya sen sayıyı bilmiyorsun yahut kıçın yok demiş. Ya 200 Zeynep dediğin o atıyordun gün bilek. E kuvvetli olursa 5 değnekte ölür adam. Öyle mi? Yani haşa. Biraz da sadırdan okuyalım ne olur. Ama yağma yok sadır izni vermiyor Hazretullah herkese. Yunus gibi 40 sene odun çekersen verilir. Bergaha. İlmi sanır. İlmin gerçeği. Peygamber Efendimiz'e verilen ilim. Peygamber Efendimiz'e verilen ilim. Bizim vahyimiz geldiği zaman dillerini debreştirme. Biz onu senin sadrına yazıyoruz. Unutmazsın buyruğu. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vedana anke vizreke vezi engada zahrek ve refana leke zikrek fe inne mal usri yusra inne mal usri yusra. فَاِذَا فَرَاتَ فَاَنْسَفْ وَاِلَّا رَبِّكَ فَرْغَفْسَ دَا اللّٰهُ لَزِمْ İşrak İşte senin sadrını açmadık mı diyor. Senin belini yüken yükü senden alıp da atmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Ürünü yüceltmedik mi? Evet. Öyleyse yorul işlerinden boşaldığın zaman gene yorul. Rabbine rağbet et. Rabbine, seni yaratana rağbet et, rağbet. Öyle hareket et ki rağbet olsun. Kelime değil. Dervişin, dervişliğin özü bu. Rabbimize rağbet ediyor muyuz? Tebrik ederim. Nasıl rağbet edeceğiz? Emr-i ilahiye ittiba ederek. Sağımıza da saçlayacağız, gelmeyeceğiz. İşte bunlar. İman, 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 iman. İmanın şartlarına riayet ediyor musun? Sen hafızların hafızısın. Kur'an'ı hatmetmişsin. Özünü. Âmentü billahi ve melâketi ve kütübi ve rasûlihi vel yevmul âhiri ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ vel vâzul vâlel mevt hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü bizler için. Bunu yalnız dünyaya mal et de
İsa Ruhullah diye de, Musa Kerimullah diye de, kafir, gavur deme. Allah men ediyor seni bundan. Ben kimsenin davulunu çalmıyorum. Hatıra mevli değil. İmanım bu. Size bunları anlatmakla yükümlüyüm. Kur'an'ın özü, manası, iman yönünde. İmam Maturidi Hazretleri, İmam Hasan el-Eş'ari Hazretleri'nin ittifakan Kur'an-ı Azimüşşan'dan çıkardığı ahkam, Allah'ın kelamı. Amendir. İşte Kur'an bununla dolu olur. İşte Amin-i Resulü'yü anlatıyoruz. Özü. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman edeceksin. Kitaplarına iman edeceksin. Evvela Allah'ın varlığına iman edeceksin. Melekelerine gördün mü görmedin mi? İman edeceksin. Allah buyuruyor. İman bir kişide ya vardır ya yoktur. Taklit iman, takiki iman derler. Taklit olan iman. Bunlar çocukların bülüğe erene kadar. Bülaya geldikten sonra taklit yok, tahkik var. Hazreti Allah istiyor sana. İmanın cevabını istiyor. İmanı göstermeni istiyor. Onun için özünü veriyor sana Hazreti Kur'an'ın. Bunu başka şeye değiştirme. Ben kızdığım dağın odunu yakmam. Ne yakacaksan yak canım. Kızdığım dağın odunu yakmıyorsan. Anladık da. Ne yapacağım odunu sonra nereden bulacağım? Allah'ın rızasına mazhar olacaksan Allah'ın emrine riayet edeceksin. Allah bir tek senin için yaratmadı dünyayı. Bir tek sen değilsin Allah'ın kulu. Lütfen ya. Şımarmayalım bu kadar. Senin meziyetin neyse anlayalım. Söyle ya, sen söyle. Yani sırf senin için yaratıldıysa şunu anlayalım. Allah'a zulüm isnat ettiğin farkında mısın? Hazreti Allah'ın uyarısı yetmiyor mu? Ayırt etmeyin peygamberleri birbirinden. Onlar benim elçilerimdir, Resulümdür, kulumdur, peygamberimdir. Yetmediyor mu kelam sana? Şeriatıyla yıkılmadığın peygamberin efendinin izinde gideceğiz. Allah ayırmasın. Niçin bir İsevi'ye kafir yahu gayrimüslim diyorsun? Ne hakkın var buna? Eğer küfürdeyse Allah hesabını soracak. Fakat Allah seni öyle ayarlamadı, öyle demiyor, buyurmuyor. Kabul et diyor. Ehli kitabı kabul et. Onların yediği içtiği size helal. Sizin yediğiniz içtiğiniz de onlara helal. Hatta namuslarını, şartlarını koruyan kadınlardan mihirlerini ödemek suretiyle, aynen bizim hanımlara yapalım, mihirlerini ödemek suretiyle nikahınızı altına alabilirsiniz. Söyle Habibim Bedevi'ye iman ettikten sonra İslam'a girdikesin. Daha iman kalplerine yerleşmedi. Müslüman olduk desin. Efendim Müslümanlık imanla karıştırma. Müslümanlık din olarak Hazreti Allah ihsan etmiştir. Allah var diye Müslümandır. İnsanın fıtratında İslamiyet vardır. Allah var diyecek şekilde yaratılmıştır beni Adem. Hazreti Resulü Ekrem Efendimiz buyurdular. Hadis hasendir. Canım geçen hafta da böyle konuştum. Evet, bazı çatlak sesler duyuyorum da. Yeterli olmadığını anlıyorum.
alim geçinen bazı kişiler şu esasın aleyhinde bulunabiliyor. Kendinden başkasını kabul etmiyor. Allah'ın bir tek kulu oymuş mübarek. Evet. Hani hutbede adının okuduğu gibi Allah ilmini âli kılsın. Çizmeci çok manidardır. Fakir yazdığım kitabı. Ressamlar, meşhur ressamlar dünyada söz yapmış ressamlar. Bir resim yapıyorlar. Bir insan resmi yapıyorlar. Çizmeli, böyle falan. O zamanın örfünü ailesini taşıyan o eşi ni görmeyen ressam diyor ki eğer bunda kabahat bulursanız kabahat bulana şu kadar ödül var, büyük bir para. Ressamlar diyorlar ki gerisinde hiçbir şey yok. Orada kapıcılık yapan adam diyor ki ben buldum diyor. Lan git. Şu kadar ressamın içinde sen kapıda bekçisin. Ne buluyorsun sen kimsin sus. Var gizmenin bir boğumu noksan diyor. Gizmenin bir boğumu noksan. Hakaret etti diye üzerine yoruyorlar. Ya niye maaşı kızıyorsunuz diyor. Ben gizmeciyim biliyorum. İnanmıyorlar. Başka çizmeleri de çağırıyorlar. Çizmeciler bakıyor, evet doğru diyor, bir boğum 90. Şu kadar boğum yaparız bir çizmeye, adettir bu. Körük derler buna, çizme körü. Ne olsun, fazla olsa ne olur, 90 olur. Hayır, adet böyledir işte, şu kadar körüklüdür çizme. Doğru diyorlar. Ödülü alıyor kapıcı. Ödülü alınca şımarıyor. Şurada sesler. Anladık işte. Çizmeden yukarı çıkma pezevek. Anladık çizmeciymişim. Hatamızı buldum. Başka ne? Sen nesin? Ah şu çizmeden yukarı çıkmamayı bilseler bugün dünya cennet gibi olurdu. Ama olmayacak tabii dünya cennet gibi. Onlar da demek lazım. Elzem. Biz cennet gibi yapmaya çalışalım. Bu bizim zaafımız ve hakkımız. Ne olur. Evet. İyi geçinmeyi bilelim. İnsanları hep aynı kefeye koymayalım. Çeşit çeşittir insan. Bir hikmet ilahi öyle yaratılmıştır. Sen yaratanı hoş görüyor musun yaradandan ötürü? Evet. Hani Bayezid Bistami Hazretleri geçiyordu yoldan da dar bir aralıktan. Bir de köpek geliyor. Şöyle duvara yamandı, latasını da çekti, şöyle bekliyor köpeğin geçmesini. Köpek halbiliyle dedi ki, ya ben niye bu kadar çekiniyorsun benden sadır ilmi? Köpek hiçbir şey demedi. Ama baktı köpek. İşte bu konuşmayı anladın mı sen? İlmi sadır bu.
Hazretleri dedi ki niye çekiniyorsun ya Beyazıt böyle? Ben Allah'ım, ben de bir yaratığıyım. Sonra elbisene sürünsem ne olur? Kuruysa hiçbir şey lazım demez. Yaşısa tüylerim. Sil verirsin orayı, bir şey kalmaz. Sen işin nasıl temiz ya dedi. Dışını böyle düşünüyorsun ya. İçini nasıl temizleyeceksin? Ha. Neler, ne kanallar akıyor, hala kalbini temizliyorsun salak. Ha. Ne kalbin, kime yutturuyorsun? Kanal meydanda, kanallar meydanda, icraatın meydanda, tutumun meydanda. Kimi kandırıyorsun? İnsanları kandıramazsın. Allah'ı mı kandıracaksın? Tövbe haşa. Çok dikkat edin oraya. Her yaptığınız şeyde, günah işte de, Allah'ın olmadığı yerde işlediği gibi, sadece şirazet. Allah'ın olmadığı yerde günah işle. Allah'ın olmadığı yer var mı öyle şey? Edep, edep yahu. Edep yahu. Aynası içti kişinin, lafa bakılmaz. O da eserinde görülecek. Yaptığı icraatta görülür. İcraatın düzgün mü? Temiz mi? Kimseyi rahatsız etmiyor musun? Kimseyi rencide etmiyor musun? Komşu hakkı, Tanrı hakkı, öyle demiş İsmail hakkı. Kim derse desin. Riayet ediyor musun bunlara? İnsanlarda gördüğün bazı zayıf halleri kabul edebiliyor musun? Böyle olur. Bak vermedi diyebiliyor musun? Allah kusurunu affetsin diyebiliyor musun? Yoksa hakkım alacağım diye canavar gibi atlıyor musun? Su gibi akacaksın. Sakin, sakin. Evet, su gibi aziz olacaksın. Allah'ın bu rahmet sıfatının güzellikleri göreceksen de, hiçbir şey gizli değil. İnanan da sana karşı muhabbet edecek, imansız da. Ha. Hayır, imansızın muhabbetine ihtiyacı yok belki insanlar ama o da kabul edecek mecburiyeti. Ha, Ebu Cehil, Ebu Leheb sınıfından olanlar pek bunlar artık bitmiş. Allah'ın nazarında da tükenmiş insanlar. O tip insanların şerrinden Rabbime sığınırız. Tesettür hicabı tartışır olduk milletçe şimdi. Niye tartışıyoruz? Kur'an'a imanın var mı? Var. Kur'an'a zincanda Hazreti Allah bahsediyor mu? Tesettür hicabdan bahsediyor. Niye amel dememeden soruyorsun? İşi karıştırıyorsun. Ha ben örtmüyorum, ben riayet etmiyorum, o kendi bileceği şey. Onu da rahat bırakalım, laiklik bu. Laiklik bu. İlla cebri, sen benim inancıma uyuyacaksın. Yok hayır, niye yapıyorsun? Allah'ın ömrü böyle değil. Zorla iman verilmez insana. Ama Allah'tan emrine riayet etmiş de başını kapatmış, hiç kişinin aleyhinde olmayacak. Haklarını elinden alma. Yani başka bir şey demiyoruz. Biliyorsunuz tesettür, hicab, adab kitabını yazmak bize nasip oldu. Biz kitap yazıp da kendimizden bir şey ilave etmedik ki. Kur'an'a zincanda Allah'ın emri neyse onları aktardık.
Sonra kendi ricamız, isyanımız var. Acaba şunlar şöyle güzellik olamaz mı? Yapamaz mıyız bunu? Rica etsek dedik. Yine rica ediyoruz ki inan insanların gururuyla oynamayın. Başına şimşirde inanmış. Allah Allah onun arasında. Sen ona tahakküm etme hakkın yok. Ama toplumdaki ahlakı bozuyorsa hükümetimizden, devletimizden de rica ederiz ki buna müdahale edin. Çünkü biz bunun zevkiyle yaşıyoruz. Katı kural değil. İnananlara niye hürmet göstermiyorsunuz? Olur, kimseyi zorlamıyoruz. İlla inanacaksın diye ona hakkımız yok. Allah da zaten bundan men ediyor insanı. Dinde cevher yoktur. Oldu bir zamanlar cevhere gittiler. Evet, maalesef. Öyle katı kurallarla. Sen niye böyle konuşuyorsun Kuşoğlu? Kitapta da yazdım da ne göreyim. Peygamber Efendimiz'in bu abd-i acize bildirisi var. Mekke-i Mükerreme'de sabah namazından sonra Hadiye Gazı'da. Ümmetime söyleyin bir emir bu. Emir olduğu için anlatıyor bu. Sen şahsıma münhasır olsaydın yutkunurdum biraz. Yutkunmadan konuşuyorum. Ümmetime söyleyin geçmiş zamana göre değil yaşayacakların zamanı göre hazırlansınlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Anlatmayayım mı? İşte dergahımız bunu özen gösteriyor. Bakın, dünyanın hiçbir tarafında bu kadar bu zamana intibak etmiş, Allah'ını bilen, Resul'ünü bilen, Allah'ı çok çok zikreden bir toplum göremezsin. Allah elinde artırsın. Demiyorum yani. Allah herkes ısrar etsin. Bunlar varlık meselesi değil. Amenci iman. Anayasamız bizim. Ehli kitaba karşı dizi uzatmayacaksın diyor. Bir uzatma diyor onu fakir. Günah ve vali varsa Allah hesabını soracak. Senin işine yaramıyorsa kapını açma, muamele yapma. Toprağa göz dikiyorsa cihad emri var. Halbeden onu, öldür onu. Ama bu arada ne dinle, ne imanla, ne ibadet hanesine küfretme. Allah'ı güvendirirsin. O da sana aynı muamele yapacak. Bu kadar haram. Bu kadar haram. Evet. Ama gel gör beni aç ne yedi demiş hani. İnşallah. Tasavvuf. Tasavvufsuz din yaşanmaz. Yani işin şeklinde kalmış da ruha inmemiş, öze inmemiş. Bir iman, iman mıdır soruyorum size. Lisanda kalmış, kalbe hulul etmemiş, Allah'ın nazargahı olan kalbe girmemiş. Ne kadar buna iman değil.
Rabbim beni zikret diyor, zikret. O diyor ki canım benim her halim zikir. Gözümü seviyorum, aferin. Hiç la ilahe illallah diyor mu? Diyeceğim mi ya? Allah diyeceksin, oğlu diyeceksin, hayır diyeceksin. Diyeceksin. Ama nasıl diyeceksin? Efendi, efendi diyeceksin. Senin bu manevi şımarıklığını kimse hazmedemiyor. Sen diyorsun ki ben işte aşkımın ölçüsü yok. Sen diyorsun ölçüsü yok. Senin yoluna gıpt edenleri kaçırıyorsun, uzaklaştırıyorsun. Bunu anlatıyor dergahımız, nizam, intizam. Sen nereden aldın? Çocukluğundan beri içlerinde büyüdün. Sonra manen fakire zikir esması öğrendi. İstimal et ne olur, bir şey demiyoruz. Parayla kullan değil ki. Evet. Allah rızası için. Yoksa gösteriyor hiç hayatında. Evet nefis bazen has duyuyor elbette duyar. Ama ruhi gıdam benim. Hepimizin böyle. Benim diyeyim. Hepimizin öyle olsun. Kulum beni zikreder. Bana aşık olur. Ben de ona aşık olurum zaman gelir ki. Samimiyet işte. Samimi samimi yaklaşır. Öyle içtenlikle Allah der ki. Böyle. Tatlı tatlı. Deli gibi gelim seni demiş gibi değil. Olur insan bazen geliyor kapılır. O kadar edebini kur. Edep yahu. Bak kapının üstünde edep yahu. Her tarafta edep yahu. Sakın terki edepten göğü mahbub hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır oluyor şair Nabi. Sakın terki edepten. Padişahla, paşayla beraber hacca giderken şair Nabi de götürüyor yanında. Şair fakir. Neyse şairler fakir olur öyle. Eskiden öyleymiş. Efendim. Kim dedi hey serseri yedi yedi hece say. Cepte metrek nanay dön şu nanay şu nanay demişler hani. Evet. Kim dedi hey ser, vezin hece vezni aruz vezni var ya. Ha, kim dedi hey serseri yedi yedi hece say hece vezni. Cepte metrek sen sayıyorsun ya cepte metrek nanay dön şu nanay şu nanay. Kaçak binip gidenler gemi güvertesinde şimdi açak uçakla gider Ankara'ya varsın. Yıllar var ki hasretiz yaz aygır sesine. Yaz aygır da öldürdüler biliyorsunuz. Bulduk sağır bir eşek o da gider tersine. Doğru yolda giderken bana çarpar tramvay. Cep de mertelik nanay, dön şu nanay şu nanay. Bak şu dünkü yıldızın pek kuvvetli ensesi. Tuttuğunu koparır pek kuvvetli pençesi. Beyim oruçlu kadar hizmetçinin Türkçesi. Altın savatlıymış onun çorba kasesi. Allah! Bizim delik tencere bilmez unuttuk alay. Cepte metrekten ay dön şuna şuna şairin adı bu. Şair böyle ağlar. Şairin adı işte paşayla beraber gidiyor. Çok uzaklardan tahtravanda devenin üzerine şey kurarlar. Çadır kurarlar da tahtravan diyorlar ama. Onda giderken Şahin abi toplanıyor, ayaklarını çekiyor. Paşanın ayakları uzatılmış Ravza-i Mutahhari'ye doğru. Peygamber Efendimiz'in türbesine doğru. Vesaretlerine. Bu şiiri okuyor ricalen. Sakın terki edepten. Güyü mahbubu hüdadır bu.
Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Allah! Toplanıyor paşa, ne olur, nabi bir şey mi var? Kubbe-i Hadra girdi paşam. İniyorlar develer. Yaya gidiyorlar saatlerce. Elef. Evet. Varıyorlar sabah namazından biraz evvel. Ezan-ı Muhammed'in evvel müezzin aynen bu mısrayı okuyor. Aynen bu mısrayı okuyor. Bunlar tarihi okuyor. Metafizik olay işte. Sakın inkar et müezzin. Müezzin minareden sakın telki edepten güyü mahmudu. Türkçe okuyor. Bilmiyor ki manasını. Neden ya ilahidir makamı musalladır bu falan. Tabii arkaları var da ben bilemiyorum. Unuttum hafızımda şimdi. Müezzini bekliyorlar kapının önünde. Müezzin iniyor minareden. Diyorlar ki ya sen bunu Arapça biliyor paşa. Nereden öğrendin böyle bunu? Nabiye diyor ki, var mı bu, var mıydı evvelce? Hayır, ben isticaden söyledim. Allah Allah. Müezzinden ne şey söylüyor? Soruyorlar. Nereden öğrendin? Bu gece Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor, bana ezberletti bu Mısra'yı. Kutlu misafirimiz geliyor. Ezandan evvel bunu oku, ondan sonra ezan oku. Evet. Kutlu misafir. Allah şefaatlerine nail kılsın. Evet, Kurban Bayramı geliyor. Allah nice nice bayramlara kavuşmak nasip etsin. Üzerine kurban vacip olanlar ihmal etmeyin. Mutlaka gelsin. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz'in de acı bildirisi var bu hususta. Kurban üzerine vacip olup da kesmeyen bizim meşrimden uzak dursun. Evet, vaciptir. Efendim kurban kesmek haber var. Bırakın şimdi. Çatlak sesler çıkar. Evet. Temizlerle riayet edeceğiz. Sonra hayvanı hunharca böyle eza ederek getirmeyeceğiz. Hatta bıçağı dahi gösterme diyor şarkısında, değil mi? Keseceğin hayvanı bıçağı dahi gösterme diyor. Sekir haline gelir boğazını kestiğin zaman, baygınlık geçirir hayvan. Sakın bu baygınlıkta omuriliğini kesme. O şeyin altını definir hayvan. Müthiş zerre olmuş gibi definir. Dokunma, günaha giriyorsun. Bırak müsaade et de tatlı tatlı içersin. O senin için yaratıldı. Senin için yaratıldı. Yalnız eza etmek hakkına ait değilsin. Yani hükümetler de bunun için kararlar alıyor ama yeterli olmuyor pek. Bizde ne kadar hürmet edildi eskiden biliyorsunuz. Gece kurbana kına yakarlardı. Kına yakarlardı. Onu gelin gibi süslerlerdi. Allah yolunda gidiyor diye. Evet.
Ətində içəməyəcəksin, yəni içəri içəməyəcəksin. Birini fakir fukaraya tasattıq edəcəksin, birini konu komşuya. Birini də kəndin çılığında, çocuğunda yiyəcəksin. Ama aile kalabalık, anca yeter kestiğin bir koç. Hepsini sen yemekte mahsur yok. Yani yaptığın bir şeyi sen tasvip et. Değil mi? Sen için razı mı? Razı. Fetva da verilmiş bu işiyle. Efendim. İki yaşındaki sığırdan altı aylık anasından ve tokludan eskiden olur kurban. Horuzdan, tavuktan, bilmem, balıktan kurban olmaz tabii. Efendim. Maksat kan akıtmaktır. Kanı derisi Allah'a vasıl olmaz ama o rahmet-i ilahiye vesiledir. Sonra Cenab-ı Hakk'ın bir ihtiyacı yok. Hani Musa Aleyhisselam'a Hazreti Allah hitap etti. Dedi ki ya Musa yarın sana misafir geleceğim. Bana ne yedireceksin? Allah Allah. Gelmem desin. Buyur ya Rabbi. Allah gelecek bu olur ya. Hayvanlar kesildi, bilmem ne oldu falan. Kazanlardan yılan kurdun, 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 kurdun. Efendim, etler bir şey falan. Allah gelecek, geleceğim dedi ya. Bu arada bir fakir geldi, Sahil. Ya Musa, bana biraz vermez misin oradan, çok acım dedi. Ben sırası mı şimdi, Allah gelecek misafir. Al bakayım şu bakracı eline. Hadi dereden bir su getir. Yanıyor bak. Kazanlar. Bir daha o bir kazana, bir o bir kazana. Sahil baktı diyor. Kaçtı zavallı. Öldüm dedi. Yani. Bitmiyor arkası kesilmiyor. Şu kazana da geçti, şu kazana da geçti. Sonra bekledi. Ya Rabbi sen tenzih ederim. 90'sı ortadan. Geleceğim dedim, ben de yaptım bunları. Yani gelmedim. geldim ya Musa. Geldim de ben acımdan öldürüyordum. Su çektir anam ağlattın beni. ya. Şu kazanı da şu kazanı öldü ya. Kaçtım da kurtuldum herhalde. evet. Allah şimdiden razı olsun. Rabbim. Adedinizi artırsın. Rızasına muvaffuk amellerle bizleri teşhis eylesin. Sevgili Habibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de layık ümmet eylesin. Yani ilahlaştırarak demiyoruz. Allah'ın kulu, Resulüdür. Bizimle Rabbim'in arasında elçidir. İlahlaştırmadan evet. Muhabbetimizi Allah baki kılsın. Amin. İlahlaştıranlara uyarın. Yapmayın deyin. Yapmayın. Allah izniyle ayırmasın. Tabii. Hiçbir peygamberi birbirinden ayırmayın diyor Hazreti Allah. Ayırmayın. Şu daha yukarıdaydı, şu daha aşağıdaydı, şu da bırak böyle şeyler yok. Sen kimsin? Ben tanzim ettiğim şeyleri anlatıyorum, sen kendi kendine kalana mı diyorsun? Gönderdiğim kitapları kabul etmiyorsun, peygamberleri kabul etmiyorsun. Kimsin sen? Şeriatla yükümlü olduğun peygamberin yüzüne gireceksin elbette. Kimse demez ki sana Musa Aleyhisselam'ın şeriatı üzerine niye gitmiyorsun?
Ona da diyemezsin, sen niye gelmiyorsun? Zaten o zaman yaşamış değil. Şimdi de yaşayanlar var. Aynen şerefine gidiyor. İptal ettim diye bir şey yok. İptal yok efendi. Kabul et. Koru onların kitaplarında diyor Hazreti Allah. Hangi kitabını korusun? İsa Aleyhisselam'ın irtihalinden 610 sene sonra Hazreti Allah'ın buyruğuna mı diyoruz? O günün kitabını değil ki. Kur'an'ı dünya bununla doğru olur. Allah imanımızı korusun. Kelime oyunları değil. Dediğim gibi kim ne derse desin. Ben dergahın her zaman haykırıyorum, diyorum ki amenciye imanın yok mu? Yok. Hiç bu dergahta işin yok. Bu hakkım var. Niye? Ne sen kazanırsın ne ben kazanırım. İman olmadı kişiye ne yaparım ben? Kabul etmiyorsun, ne demiyorsun? Başın bunlar, ayakların dolu olsun demiş. Evet. Hani Karadeniz'de mahkeme vermiş, alacağı varmış. Borçlu demiş ki, hakim bey ben bunu tanımıyorum demiş. Nereden borcum olsun ben bunu tanıyorum. Karadeniz'de kızmış. Ha beni tanımıyorsun da. Tanımıyorum. Ben de seni tanımıyorum. Hakim demiş ki o zaman niye mahkemeye gidin yanımda adam ya. Ben de seni tanımıyorum. Bir tarafım Karadeniz'dir benim. Çorum Karadeniz mutfakasındadır. Evet. Ben de seni tanımıyorum. Sen Allah'ı tanımıyorsun. Amenti imanın yok. Ne yapıyorsun? Ne namaz kılıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunlar ne? Yaptığın şeyler ne? İmansız adamın ibadetine taatına hayır gelir. Evvela Allah'a iman edeceksin. Melekelerine iman edeceksin. Gönderdiği kitaplara iman edeceksin. Peygamber Efendimiz'e iman edeceksin. Ayırt etmeden birbirinden. Öldükten sonra dirileceğine inanacaksın. Hayrın şerrin Allah'tan olmayacaksın. Kazanın kaderin Allah'tan olduğuna iman edeceksin. Altı şart. Beş değil, altı. Efendi kim ne derse desin. Galibi dervişin anayasasıdır bu. Allah'ın unuturdu. İman. Bakın ne diyor Medeviler Hazreti Allah? Söyle abim Medevilere iman ettiremezsin. İslam'a girdik desin. İslam'a girdik desin. Daha iman kalbine yerleşmedi. Medevi hiçbir şey bilmiyor. Sen İslam'ı nasıl anlatıyorsun? Allah'tan kork ya. Tek eline çekiyorsun. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar tek din yaratmıştır Hazreti Allah. İsmine İslam demiştir. Kişinin fıtratında var dedi Peygamber Efendimiz. Fıtratında var. Doğmadan evvel ihsan edilmiştir. İslam anlayacak şekilde yaratılmıştır. Allah var diyecek şekilde. Allah var diyen kişi Müslümandır. Allah diyen kişi Müslümandır. Müslümanlık iman değil efendi, yapma karıştırma bunları birbirine. İman anla iman. İslam. İslam'dan başka din getiren Hüsran'dadır diyor Peygamber Efendimiz de. Lekum dinikum ve geldiğini biliyorsunuz. Sen dinin, senin benim dinim. Benim de defet başına. İtiraz edenleri tek din İslam. Adem safirlatan kıyamete kadar tek din var İslam. E sen tuttun ehli kitaba Müslüman değilsin diyorsun. Neden hakkı aldın bu hakkı? Kimden öğrendin? Efendim yaptıkları küfür Allah soracak sen değil. İşine gelmiyorsan kafanı açma. Harp et. Cihad emri vermiş sana. Ama ibadetine taahhüdüne cüzdatmayacaksın.
Nasıl yaparsa yapsın. Sana ne ya? Sen Allah mısın? Sana ne emrettiyse öyle yaparsın. Ona ne emrettiyse öyle yapar. Şimdi örneğin mi? Evet örneğin. Olur. Ben sanatkar adamız. Sanatımdan anlatayım. Benim ustam bugün dünyaya gelsin aç kalır. Geçti onun rekolesi. Onun yaptığı mobilyayı kimse kullanmaz artık. Onun ustası gelsin perişan olur. Daha onun ustası. Yok canım artık bıraktı. Bugün ben de iyi sanatkardım. Ankara gibi yerde isim yapmıştım. Bugün artık benim sanatım gülünç oldu. Evet. Zaten gücüm de yok. Olsa ne yapacağım? Şimdi on yok. Tabureyi biz şöyle yapardık. Koltuğu böyle yapardık. İşte hayal ettim. Onunla oynayacaksın. Geçti Borun Pazarı süreçlerine niye diye işte. Borun Pazarı bitti efendi. Artık ne? Midenin pazarı başladı. Gönder eşeğin kafasını Niye? Bora niye gidiyorsun? Pazar bitti. Anlıyor muyuz? Katı kurallarla. Böyle anlamsız manasız. Allah buyurdu. Peygamber Efendimiz ne buyurlar? Size öyle bir şey bırakıyorum ki bundan ayrılmayın. Hazreti Kur'an. Neyse demeyeceğim de yine dertleşelim. Şaşırdık. Hangi tefsir okuyacağız, hangi meali okuyacağız? E şimdi bir sürü yazar var. İttifak etmişler mi? Hayır yok. Yani bunu bir rahat bıraksa da mahallenin bebeleri yine yere doğru geçse demiş. Hükümetler bunları da düzeltseler, tanzim etseler. Layıklıklarına hiçbir zarar gelmez. Yemin ederim. Yine layık olsunlar. Layıklığı dinsizlik olarak kullanıyorsanız sözüm yok tabii. Allah şerrinden korusun derim. Allah şerrinden korusun. Eğer layıklığı dinsizlik olarak kullanın. Niye olsa bir insan Rabbim milletimi korusun. Bugün de öyle şeyler karışmıyor. Güzel. Yani fetva ile artık bugünkü kanunlar değişen bir şey yok hatta zaten da biz böyle dejener ettik. İşin içinden çıkılmaz ettik. İşin aslı bu. İşte anlatıyor. Dergahımız bu. Senin ne tahsili var? Hiç tahsili yok. Var. Yani işte ilkokulu bitirdik, ortaokula gittik. Birinci sınıfı okuduk, bitirdik. Fransızcadan daktık. Nasıl daktığımızı da söylüyorum. Yoksa çok kabiliyetim vardı. Ben dördüncü sınıfta, beşinci sınıfta sınıfın birincisiydim. Hoca daha anlatmadan problemleri çözerdim. Riyazi üzerinde. Sadır o zamandan her zaman var. Çocukluktan beri varmışsa ben bilmiyordum onu. Kendime ilmal ediyordum. Hayır değil. İşte elhamdülillah hareket olarak. Evet. Ama Fransızca gelince yabancıysam. Fransızların milli marşını bilirim yani ezberimi de. Fakat bizim hoca da işiyordu. Cebinden defter alırdı arkadaşlar. Notu kendine atarlardı. Böyle bir acayip bir insandı. Kukla gibi. Sonradan onu aldılar sene sonuna doğru iki ay kadar falan. Bir tane şey geldi ki bize Fransızca hocası. Allah! Nereden geldin kurban olayım? Kes köse diyor giriyor içeriye. Bunun adı nedir yani? İngiliz, Fransızca konuşuyor başka bir şey değil.
Ha ne diyorum ben havuzdan elhamdülillah Rabbim ülkeyi sanırım kuvvetli. Fransızların milli maçını mı öğrendim? Es olan doğum. Hadi böyle patriği. E babam da gitmedi İsrail'e. Yalnız adamcağız haklı. Hamam işte diyoruz. Zenginiz, halimiz baktığımız yerinde. Babam yalnız. E rütübet mahvediyor adamı. Oğlum gel otur şurada ya. Baba ile katip mi olacaksın falan. Babacığım da haklı. Eh babam da böyle deyince ihtimale de girmedim. Ben orada bitirdik biz işi. Yani okumadığından, hafızamı almadığından değil. Fransızlar, Fransızlar değil de Fransızca. Bizi böyle tahsilimizi orada bıraktı. Adam kes köse diye gülüyor. Oho, le petit garçon est de la famille sur de la fenêtre falan. Bana oho, hala biliyorum bak Fransızca. Şimdi, neyse, o işin esprisi. O kadarmış nasip. Ulan Mehmet Ağa yok mu ya bir okusan demiş hanı. Kayseri'ye Mehmet Ağa'ya. O elhamdülillah. Rabbime hamdolsun iyi ki okumadın demiş. Niye Mehmet Ağa öyle söylüyorsun? Lan Fransız kilisesi size zangoc olacaktım eğer şehadetnamem olsaydı demiş. Çok zengin demiş Mehmet Ağa Kayseri'li. Öyle zengin ki okuması yazması yok. Öyle Sabancı Mabancı hak getire. Öyle zengin demiş Mehmet Ağa. Ulan Mehmet Ağa bir de okumayı yazmak yok. Olsa yok mu ya? Ya elhamdülillah ilk yok demiş. Niye? Fransız kişisinde zangoc olacaktım okumam yazım olsaydı demiş. İşsiz kalmış da Mehmet Ağa. Bir papazı iyi tanıyan bir insan demiş ki ya papazı iyi tanıyorum. Onlara da adam lazım oluyor. Ben sana oraya göndereyim de oradan sana bir iş versinler. Olur. Yok. Perişan. Gitmiş. Kartını vermiş. O başım üzerinde demiş. Buyur otur muameleyi bitireyim. Yazmış işte. Kaç yaşında. Tahsilin yok. Olmadı. Fransa hiç kabul etmez. İlkokul talebesi olmadıkça biz zangoçluk da veremek. Zangoç yapacağım seni. Ne yaparsa zangoç. Oradan bilmem ne sallıyor falan. Herhalde. Hayır, tanetmiyorum kimsenin inancını. Allah'ı gücendiririm Rabbim. O Allah'ın bileceği şey. Yani bizi ilgilendirecek bir şey değil. Ve olmadı demiş, ben yapamam, mesul ederler beni sonra, hesaba çekerler. Ben çok perişan geldim demiş, yani kabul olmadım diye. E iki okumam yazmam yokmuş Mehmet Ağa, çok zengin demiş. E Kayseri olması yeter zaten canım. Tabii ya. Yani göz açık insanları tan ederler. Hayır, olur. Herkes göz açık olacak. Yani işini bileceğin, aşını bileceğin. Gayrimeşru değil. İşini bileceğin, aşını bileceğin. Yani yanlış anlaşılmasın. Peki, lillahi'l-fatiha.